Ama Abu Bakar için bir seferberlik var. Ee, Ankara gücü karşılaşmasında ee, Vincent Abu Bakar'ın öncesinde yapılan antrenmanda bireysel olarak çalıştığını ifade edelim. E, ve bu karşılaşma'yı yetiştirilmeye çalışıldığını da ayrıca belirtelim. Karsal'da dev plan. Siyah beyazlar şampiyonlar ligine doğrudan katılmak. UEFA gelirleriyle de kiralık yıldızları Gezalla Rozier'in işini bitirmek istiyor. Beşiktaş'ın ilk hedefi Gezal olacak. Kartal Leicester'la bir yıl sözleşmesi kalan Cezayirlik Yıldız'ın bonservisini almak için tüm koşulları zorlayacak. Rosya'yı bir yıl daha kiralamak istiyor siyah beyazlar. Sporting Lisbon'un cevabı olumsuz olursa bonservis için teklif yapacak. Beşiktaş'ın ilgilendiği golcüyü açıkladılar. Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş bir yandan şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı takımda Cenk Tosun'un uzun süreli sakatlığı moralleri bozdu. Kanadalı golcüsü Kalli'lerine de iyi bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak bakan yönetim alternatif arayışına girdi. Forvet mevkisi için çalışma alanına devam eden Beşiktaş aradığı ismi Ukrayna'da buldu. Ülke basınında yer alan haberlere göre siyah beyazlar Dinipro bir takımının 23 yaşındaki golcüsü Artem Dovbik ile yakından ilgileniyor. Haberlerde Shakhtar Donetsk ile Dynamo Kiev'in de listesinde bulunan genç santraforu Belçika'dan bazı kulüplerinde takip ettiği bildirildi. Dnipro-1 ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Artem Dovbyk kariyerine Dnipro tapısında başladı. 1.89 boyundaki golcü isim bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 9 gol atarken bir de asist yaptı. Slaven Bilic harekete geçti. Beşiktaş'ın iki yıldızını istiyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş adım adım şampiyonluğa yürüyor. Siyah beyazlı takımın eski teknik direktörü Slaven Bilic geçtiğimiz günlerde Çin Ligi takımlarından Beijing Guan'la anlaşmıştı. Hırvat teknik adam yeni takımında göreve gelir gelmez transfer çalışmalarına başladı bile. Slaven Bilic'in menajerlik yapan kardeşi Oğuzhan Özyakup transfer için kapıyı çaldı ve bir yıllık daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için rakam istedi. Bu arada Bilic'in Oğuzhan dışında Gökhan Töre'yi de Çin'e götürmek istediği iddia edildi. Sergen Yalçın Ankara gücü 11'ini belirledi. Abu Bakar sağda olacak mı? Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş sahasında başkent ekibi Ankara gücü ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlar da sakattığı bulunan iki isim kadroda yer almazken milli takım arasında sakatlanan ve sezonu kapatan Asic yine milli takımda sakatlanarak sahalardan uzak kalan Abu Ankara gücüne karşı forma giymesi beklenmiyor. İşte Beşiktaş'ın muhtemel Ankara gücü 11'i. Kale Dersin, bekte Rozier, Soper'de Wellington, partnerliğini Vida, Solbek'te ise Sakal'a görev yapacak. Orta alanda Dorukan Toköz, yanında Atiba, sağ kanatta Yezzal, sol kanatta Enkudu, on numara mevkisinde Oğuzhan, ileri uçta ise Larin'in görev alması bekleniyor.